Adem Havva tohumdan değildir. Adem babamız, Havva annemiz, bunlar yoktan yaratıldılar. Bizzat kendilerini yoktan yaratan yüce Allah'tır. Yüce yaratıcıdır. Peygamberler özel, seçkin, ilahi ıstıfa ile yaratılmışlardır. Buna dikkat et. Peygamberler özel, seçkin, ilahi ıstıfa ile yaratılmışlardır. Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve İmran soyunun zinciri izlenmiştir. İsa aleyhisselam İmran soyundan, Hazreti Muhammed de İbrahim'in soyundandır. Tekamül terbiye sırrını iyi düşün. Tekamülü terbiye sırrını iyi düşün. Her kanunun kanun üstü bir yaratılışla başladığını düşün. Her kanun kanun üstü bir yaratılışla başlamıştır. İşte kanun üstü yaratılışın sahibi, yaratan Allah Teala'dır. Peygamberlik en mükemmel ilahi ıstıfadır. Şunu da unutma, beşerin fertleri arasında çeşitli hayvanları, şeytanları, cinleri, melekleri temsil eden karakterler vardır. Neler, neler vardır. Burnunun ucunu görmeyen akıllılar vardır. Ötede zamanları, mekanları aşmış, külli ruh olan akıl ve ruh vardır. Buraya da dikkat et. Ötede zamanları, mekanları aşmış, külli ruh olan akıl ve ruh vardır. Hazreti Muhammed gibi. Hazreti Muhammed zamanların mekanları aşarak, bütün gökler alemini, yedi kat semayı aşarak, arşı kürsiyi aşarak, Kabe kavseyine, saraylı mekanda, huzuri ilahide, miraçta, şimdi ulaştığı o dereceye bir bak ver, Hazreti Muhammed'in ulaştığı o zirveye bak. Onun bütün zaman ve mekanları aşarak ulaştığı, alkat ettiği mesafeye bak. Bu tabiatla, tabiat kanunlarıyla tarif edilemez. Tabiat üstü, zaman üstü, mekan üstü Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bir dereceye bak. Külli ruh olan, bak ondaki ruh, Muhammed'deki ruh külli ruhtur. Bütün ruhları kendi ruhunda toplayabilecek bir Allah kuludur. Bu da Allah'ın kuludur, bu da insandır ama Allah'ın verdiği ona derecelere bak. Külli ruh olan akıl ve ruh vardır. Hazreti Muhammed'in ruhu da, aklı da ruhi külli, aklı küllidir. İşte Hazreti Muhammed'in durumu böyledir. Aleyhissalatü vesselam. Külli akıl için yol birdir. O da vahdaniyet yolunu tutanlardır. Eğer bütün vahdaniyet yolunda birileri hakkı ortaya koyuyorsa, işte külli akıl için yol orada birleşiyor.
Çünkü vahdaniyet yolunu tutanlar, külli akıl ile birleşebilenlerdir. O da vahdaniyet yolunda birleşmeleridir. Şirk koşanların aklıyla, puta tapanın aklıyla, vahdaniyet yolunu tutanların aklı hiçbir zaman bir olur mu? İşte külli akıl için yol birdir ama o da vahdaniyet yolunu tutanların akıllarıdır. İşte külli akıl vahdaniyet yolundakilerin akıllarının tamamı külli akıldır. Aklın yolu birdir dedikleri, işte bu külli akıl vahdaniyet yolundakilerin aklıdır. Bunu unutma. Şirkin, müşrikin aklıyla muvahhidin, Allah'ı bir kabul edenin ve hakka, hakikata inanan, tevhid inancında olanın aklı hiçbir zaman bir değildir. İnsan yok iken, insan tohumu da yok iken, insanı yaratan onu istifaya tabi tuttu. Zürriyeten ba'duha min ba'du diyor bak. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede ne diyor? Zürriyeten ba'duha min ba'du. En büyük istifaya misal Hazreti Muhammed'dir. Adı Mustafa'dır. Mustafa istifa olunmuştur. Yani bütün istifaların en önünde, zirvesinde, tam merkezinde Hazreti Muhammed vardır. Çünkü Mustafa'dır. İslam filozofu Halimi, peygamberler cismani ve ruhani kuvvet bakımından başkalarına benzemezler. Buraya da dikkat et. Üst düzey mükemmelliğe sahiptirler peygamberler. Zeka bakımından fetanet, hürriyet, üstünlük, şehvani kuvvet, cismani bir yapı, güçlere hakimiyet ve üstünlükte özel konumları vardır peygamberlerin. Tüm peygamberlerde bir üstünlük vardır. Bir de kendi içlerinde birbirinden üstünleri vardır. Fahrettin Razi Hazretleri de bunu dile getirmiştir.